Ceman çalan bir üstattan aa ne kadar güzel söylüyormuş hı hı. diyen bir müzeyyen senar ve sonrasında da şey kim keşfetti? Baba ya sen ne kadar matrak bir adamsın ve ne kadar hoş sohbet bir adamsın. Hı hı. E, hem e, şarkı söylüyorsun hem e, saz çalıyorsun ve evet. sazların bir sürü e, üstünde çok büyük başarıyla e, çalıyorsun espri yapıyorsun, matraklık yapıyorsun Hı -hı. ve bir sürü taklit. Bunlar nereden çıktı? A hani ailede anladık ki e, müzikte uğraşanlar var. Ama e, taklit ve bunu büyük bir başarıyla yapmak, e, mesela duygusal bir şarkıdan sonra birdenbire insanları e, o, o şeyden, Hı -hı. duygudan çıkarıp kah 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 e, güldürmek. Bu yetenek nereden geliyor? Şimdi geldi? şöyle söyleyeyim, keşfetti. bu söz e, bizim madende biz hem müzik yaparken birçok piyesler de oynadık. Lise yıllarında da çok oynadım. Ee, orada yani Yüce Allah dedim ya yağdırmış bana tiyatral kabiliyetlerimiz de var. İyi kötü çok da kitap da okuduk epey yani kendimizi de geliştirme bağımında. Acaba izlediğim yabancı sanatçıların sahnede yaptıklarını ben kendi sahnemde nasıl Türkiye şartlarında uygulanabilir uygulayabilirim diye hala örnek almaya çalışıyorum bu yaşta. Geldik gidiyoruz sen olasın Halep şehri ben hala e, kendimi yetiştirmeye mesela Denikey diye bir adam var. Olan üstü. Olan bir adam. Ondan çok kaptığım şeyler vardır. Eee Peki espri ka yeteneği? kafamla çalışır. Abi dökümden bunlar tabii. Yani e, Mamulün oluşumuyla kaynaklanan evet. şey, şeyler bunlar. De, Yüce Allah e, bu sonradan bu kabiliyetler e, insana gelmez. Var olanlara siz krem şanti süslemelerini yapabilirsiniz. Temelde bunların olması lazım. Artık kafanızın çalışması lazım. Yüce Allah insanlara diyor sana zeka veriyorum. Bu zekanı kullanmayanı lanetliyorum diyor Yüce Allah. E, i̇nsanların çoğu zekasını kullanmıyor. Bu e, mevcut malzemeyi çalıştırmakla. Eyvallah, yani istidat ha. var ama o evet. istidat, istidatın üzerinde Ma çalıştırmakla. Ha, aynen. Şimdi mesela e, ben de çalışan kızlar olmuştur sonuçta. Çıkmıştır sahneye. Hocam diyor, kimse beni dinlemiyor. Kızım bu insanlar beni dinliyor değil mi? Evet. O zaman dinlemesini biliyorlar. Araştırmacı ve kapıcı gözlerle incele beni sahneye. Bak çık ben sahnedeyken çık oraya otur. Bak ben neler yapıyorum bunları zaman içerisinde uygulamaya çalış. Sen çıkıyorsun millet seni dinliyor dinlemiyor. Sen farkında bile değilsin. Evet. Arkana dönmüşsün okuyorsun kimi okuduğun belli değil. Dinlememeklerinin sebebini sahnede ben, ben de zaman zaman dinlemedikleri oluyor. Ama onun sebebi başka beni beğenmediklerinden değil. Sahne bir şov yeridir. Bazı çok kritik şeyler vardır yani. Ee, sen 3-4 tane aynı muhteviyatlı parça arka arkaya okursan ondan sonra melankoli olur dikkatler dağılır seni kimse dinlemez. Ee, aynı metronomu aynı, sözleri aynı, melodisi aynı. Hiç üç dört tane parça arkaya vaki değildir. Sahne bir şov yeridir. Elvis Presley'i izliyorum. Bir baktım doğru, doğru dünyanın her yerinde doğru. Yani doğrunun şeyi yok. Bir baktım adam konuşuyor benimle birlikte aynı fikirler abi. Elvis Presley'e soruyor sen sahnede neden diyor böyle frapan kıyafetler giyiyorsun. Efendim raks ediyorsun. Bak dedi Belgeselini izledim. Dedi ki bakın ben bu insanlar beni sadece dinlemek istese evde sessizliğimi kasetimi koyar. Alır meyve suyunu da oturur. Ufak ufak beni dinler. Bu üstüne bir de para ödeyerek konsere geliyor. O zaman görsel bir şeyler arıyorlar. Şov. İşte bunun yani kafa kafa Allah. Kafayı evet. çalıştırmak meselesi. İşte bunlar bir sürü film fırında kabla.